Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedinil Emin. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve üfevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اَعْتِسَامِي اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ اللهم اجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم اللهم رب زدنا علماً وفهماً وألحقنا بالصالحين Allahümme Rabbena atina min ledünke rahme ve heyyi' lena min emrina reşeda. Allahümme Rabbi inni la uhsi senaen aleyk. Ente kema esneyte ala nefsik. Ve la havle ve la kuvvete illa bike ya Rabbel alemin. Ve zekkir fe inne zikra tenfe'ul mu'minin. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Muhterem Müslümanlar! İnanan insan daima Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşmak ister ve bunun yollarını arar. Acaba Yüce Allah kendi sevgisine giden yolu ve hangi özellikte olan insanları sevdiğini Yüce Kitabı Kur'an-ı Kerim'de açıklamış mıdır? Evet, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona incelediğimiz zaman Yüce Allah'ın hangi kullarını sevdiğini ayetlerde açıkladığını görmekteyiz. İşte bugünkü sohbetimde sizlere Allah kimleri sever ayetler ışığında açıklamak istiyorum inşallah. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona incelediğimizde Bakara suresinin 195. ayeti, Ali İmran suresinin 184-148. ayeti, Maide suresinin 13 ve 93. ayetlerinde Allah Teala innallaha yuhibbul muhsinin buyurmaktadır. Yani Allah muhsin olan kullarını sever. İhsan sahibi kullarını sever. Peki bu ayetlerde geçen ihsan kelimesini nasıl anlamalıyız? İhsan, bir işi tam ve noksansız yapmak, işin hakkını vermek ve dürüst olmak gibi anlamlara gelmektedir. Tabii ki İslami kavramları, Kur'ani kavramları
en güzel şekilde anlayan ve bizlere anlatan Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla onun hadislerine baktığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ihsanı şöyle tarif ettiğini görüyoruz. El ihsanu en ta'budallaha ke enneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yerake. İhsan, Allah'a onu görüyormuş gibi kulluk etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir. İşte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ihsanı bizlere bu şekilde açıklamaktadır. Aziz müminler, kulluk umumi bir davranıştır. Bu itibarla hadisteki manayı özellikle ibadete yöneltmek ve sadece ibadet olarak algılamak elbette doğru değildir. İbadet kulluğun içinde olduğu gibi kulluk daha kapsam içeren bir kavramdır. Arapçada ihsan kelimesi işi doğru dürüst yapmak, onun için işin ehli olanına, işi ehli olanının yapmasına ve sağlam ve düzgün yapmasına muhsin denilmektedir. Dolayısıyla inanan insanlar olarak biz bu dünyada ne iş yapıyorsak yapalım, yaptığımız işi düzgün yapmalıyız, sağlam yapmalıyız, güzel yapmalıyız. Zira yine alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz bir hadisi şerifinde Allah her şeyin en güzel şekilde yapılmasını emretmiştir buyuruyor. Yine başka bir hadisi şerifinde Peygamber Efendimiz Allah bir kulu bir iş yaptığı zaman o işi en güzel şekilde yapmasından hoşlanır buyurmaktadır. O halde değerli müminler, demek ki ihsan gerçekten çok kapsamlı bir kavramdır ve dolayısıyla ihsan aynı zamanda güzel ahlak sahibi olmak demektir. Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamak, Rabbimizin yarattığı her varlığa iyilikle, güzellikle davranmak demektir. Nihayetinde ihsan, müminin mesleğini en güzel şekilde yapması, işini hakkıyla yerine getirmesi, görevini sadakatle yapması demektir. O halde bizler bu ayet ve hadislerden şunu anlamalıyız ve hayatımıza geçirmeliyiz. Bu dünyada hangi görevi icra ediyorsak, hangi vazifeyi yapıyorsak, yaptığımız işte doğru ve dürüst olmalıyız ve yaptığımız işi en mükemmel şekilde yapmalıyız. Şayet yapmazsak ne olur değerli müminler? Yapmazsak ne olur? 6 Şubat'ta başımıza gelen deprem felaketinde hepimiz gördük. Yapılan iş düzgün yapılmazsa, sağlam yapılmazsa o zaman bir depremde yapılan binalar hepsi yıkılır ve birçok insan o yıkıklar altında kalır ve hayatını kaybeder ve birçok insan da sakat kalır ve dolayısıyla insanlarımız mallarından, canlarından olur. O halde değerli müminler, demek ki İslam dininde Yüce Allah'ın bize emrettiği, Peygamber Efendimiz'in hayatında tatbik ettiği ve uyguladığı ihsan şuuruyla işlerimizi yapmaya gayret etmeliyiz. İhsan şuurunda hayatımızı sürdürmeye gayret etmeliyiz. Bir mümin, bir Müslüman
hayatı boyunca şu iki hususu asla aklından çıkartmamalı. Nedir onlar? Birincisi, Allah'ın varlığı, birliği, Allah'ın her yerde bizleri görüp gözettiği, bunu asla unutmamalıyız, bunu asla aklımızdan çıkartmamalıyız. Zira Allah'ın her yerde kendisini gördüğü, gözettiğini, her yaptığını gördüğünü, her söylediğini, işittiğini bilen, bu şuurda olan bir mümin Allah'ın emrine aykırı davranışta bulunabilir mi? Bulunamaz elbette. Allah'ın yasaklarını çiğneyebilir mi? Çiğneyemez. Demek ki birincisi bu. Peki ikincisi nedir? İkincisi de değerli müminler, ölüm denen bir hakikat var. Ölüm denen bir hakikat var. Ve nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde küllü nefsin zaikatül mevt buyuruyor. Her canlı ölümü tadacaktır. Dolayısıyla bu dünya hayatı ebedi bir hayat değil. Bu dünya fani. Bu dünyanın içerisinde bulunan her şey fani. Bizler de faniyiz. Dolayısıyla işte ölümü unutmazsak, daima hatırımızda tutarsak, daima anarsak, o zaman ne yapacağız? Bu dünyanın geçici olduğunu bileceğiz ve öldükten sonra bir ebedi hayatın, ahiret hayatını olduğunu bileceğiz ve dolayısıyla tamamen kendimizi bu dünyaya yönlendirmeyeceğiz. Asıl ebedi hayat olan ahiret için çalışacağız, çabalayacağız. Ve dolayısıyla ölüm olduğunu bilen bir insan, fani olduğunu bilen bir insan, Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetleri sadece sırf kendi nefsi için harcamaz. Aynı zamanda o nimetlerin gerçek sahibi olan Allah'ın rızası dahilinde kullanmaya gayret eder ve elindeki malı, mülkü, serveti, elindeki Allah'ın verdiği bütün nimetleri Allah rızası dahilinde kullanmaya gayret eder. Böyle yaşarsa elbette Allah'ın sevdiği ve razı olduğu salih kullar arasına katılır. Nitekim peygamberler başta olmak üzere muhterem Müslümanlar, peygamberler başta olmak üzere sahabe-i kiram ve Allah'ın veli kulları bu şuurda yaşamışlar. İhsan şuurunda yaşamışlar. İhsan şuurunda hayatlarını sürdürmüşler ve Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşmuşlar. Hepinizin bildiği gibi sahabe-i kiramdan 10 tanesi daha dünyada yaşarken Allah tarafından cennetle müjdeleniyorlar. Onlar nasıl bu müjdeye nail oldular? İşte ihsan şuurunda yaşayarak, dünyada yaptıkları işlerde Allah'tan korkarak ve yaptıkları işleri mükemmel yaparak, Allah'ın rızasını gözeterek yaptıkları için, yaşadıkları için daha dünyadayken cennetlikle müjdelendiler. O halde bizler de muhterem Müslümanlar, bizler de bu şuurda yaşamaya gayret etmeliyiz. Ve bakın içinde bulunduğumuz bu mübarek Ramazan ayı bu şuura erişmemiz için bir vesile, bir vasıta. Bunu fırsat telakki etmeliyiz ve kendimizi bu şuurda yaşamaya alıştırmalıyız. Yüce Rabbimiz bu konuda bizlere, sizlere yardım eylesin inşallah. Peki değerli kardeşlerim, bugünkü konumuz Allah kimleri sever? Bu soruya Kur'an-ı Kerim'den cevap arıyoruz. Birinci olarak Allah Teala ihsan şuurunda yaşayan kullarını sever dedik. Peki ikinci olarak yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah Teala'nın takva sahibi kullarını sevdiğini anlıyoruz. Mesela Ali İmran suresi 76. ayeti kerime, Tövbe suresinin 4. ve 7. ayeti kerimeleri. Allah Teala şöyle buyuruyor: İnnallaha yuhibbul muttakîn. Allah muttaki kullarını sever. Ne demek muttaki? Muttaki ittika kavramından türetilmiş bir ismi fail. Yani
takva sahibi olan mümin demektir. Takva sahibi olan mümin. Ne demek takva? Takva, Allah'ın emirleri ve yasakları karşısında gerçekten duyarlı olan ve Allah'ın emirlerini harfiyen yerine getiren, yasaklarından harfiyen sakınan insandır. Evet. Tabii ki İslam'da Allah katında insanlar arasındaki fazilet ölçüsü nedir? Takvadır. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yine bir ayeti kerimede, Hucurat Suresi'nde geçiyor. İnne ekramekum indallahi etkakum buyuruyor. Ey insanlar, sizin Allah katında en değerliniz, en faziletliniz, en fazla takva sahibi olanınızdır buyuruyor. Tekrar ifade edelim. Takva, duyarlı mümin demektir. Allah'ın emirleri ve yasakları karşısında duyarlı olan ve o duyarlılığı sebebiyle Allah'ın emirlerini harfiyen yerine getiren, yasaklarından sakınan mümindir. Allah Teala bizleri de muttaki kullarından eylesin inşallah. Dolayısıyla işte bu Ramazan ve Ramazan'da gündüz tuttuğumuz oruçlar ve geceleri kıldığımız teravih namazları ve diğer farz namazlar inşallah bizim takva sahibi olmamıza vesile olacaktır. Yüce Rabbimizden niyazımız budur. Peki değerli müminler, üçüncü olarak Allah kimleri sever? Yine Kur'an-ı Kerim'e müracaat ediyoruz. Allah Teala şöyle açıklıyor. Kimleri sevdiğini Maide Suresi 42, Hucurat Suresi 9 ve Mümtehine Suresi 8. ayetlerde Allah Teala adil olan kullarını sevdiğini açıklıyor. Ve şöyle buyuruyor. İnnallâhe yuhibbul muksitîn. Allah Teala adil olan, adaletli davranan kullarını sever. Muhterem Müslümanlar, adalet bir toplum için gerçekten çok önemli bir husustur. Ve nitekim adalet mülkün temelidir denilmiştir. Gerçekten doğru bir söz. Eğer bir ülkede adalet yoksa, o zaman o ülkede insanlar canından, malından, ırz ve namusundan emniyet içerisinde değil demektir. Dolayısıyla biz inanan insanlar olarak, Müslümanlar olarak Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'deki emirlerine uymalıyız ve yaptığımız her işte adil olmalıyız, adaletli davranmalıyız. Ne iş yapıyorsak, amirsek, memursak, efendim bir aile reisiysek, vazifemiz ne olursa olsun her konuda adil olmalıyız. En başından ailemizde eşimize karşı, çocuklarımıza karşı adil olmalıyız. Ben aile reisiyim diyerek eşimize kaba davranmamalıyız. Ona şiddet uygulamamalıyız. Çocuklarımıza küfürlü sözlerle hitap etmemeliyiz. Onlar arasında adil davranmalıyız, eşit davranmalıyız. Onlar arasında bu erkek çocuktur, bu kız çocuktur diyerek erkek çocuklarını kız çocuklarından üstün tutmamalıyız. Çocuklarımız arasında ayrım yapmamalıyız. Bir iş yerinde müdür isek, amir isek, emrimiz altında çalıştırdığımız insanlara eşit davranmalıyız, adil olmalıyız. Tarlamızda, bağımızda, bahçemizde işçi çalıştırıyorsak onlara karşı adil davranmalıyız, adaletli olmalıyız. Kısacası hayatımızın her alanında adalete önem vermeliyiz ve adaleti en mükemmel şekilde yerine getirmeye gayret etmeliyiz. Ve şunu asla unutmayalım ki innallâhe yuhibbul muksitîn. Allah Teala adil olan, adaletli davranan kullarını sever.
Bizler Allah'ın bizi sevmesini, bizden razı olmasını istemiyor muyuz? Elbette istiyoruz. Bu dünyada bir inanan bir insanın, bir Müslümanın ulaşmak istediği, varmak istediği, elde etmek istediği en büyük hedef nedir? Kendisini yaratan, kendisine sayısız nimetler veren Yüce Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşmak. Dolayısıyla bakınız, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sevdiği kulların vasıflarını bize anlatıyor, açıklıyor ki böylece bizler de o vasıflarla muttasıf olalım ve Yüce Rabbimizin sevgisine ve rızasına kavuşabilelim. Nitekim bakınız, İslam'da adalet denildiği zaman ilk akla gelen kim akla gelir? Hazreti Ömer, değil mi? Hazreti Ömer adaletiyle meşhur olmuş olan bir halifedir. Peygamber Efendimiz'den sonra Müslümanların başına geçmiş ve halife olmuş ikinci halifedir. Ve bakınız, onun hayatından bir örnek vermek istiyorum. Değerli müminler, onun hayatından bir örnek vermek istiyorum. Bir savaş olmuş, savaşta ganimetler elde edilmiş ve o ganimetlerden biri de elde edilen kumaşlar. Dolayısıyla savaşa iştirak eden mücahitler arasında Hazreti Ömer eşit olarak o kumaşları dağıttırıyor. Ve tabii kendisine de belirli bir kumaş payı düşmüş. Evine gittiğinde ölçüyorlar, biçiyorlar ve kendisine bir elbise çıkmıyor o kumaştan. Tabii oğlu Abdullah bin Ömer, baba diyor, sen müminlerin emirisin, halifesin. Ben diyor, ben kendi payımı feragat edeyim, sana vereyim. İkisini birleştirelim, sana bir elbise diktirelim, onu giy. Dolayısıyla ikisinin kumaşını birleştiriyorlar ve bir elbise dikiliyor ve Hazreti Ömer elbiseyi giyiyor ve Cuma günü hutbe irad etmek için minbere çıkıyor. Minbere çıktığında o zaman şöyle hitap edermiş Müslümanlara. İsme'u ve ati'uni, dinleyin ve bana itaat edin diye başlayınca cemaatten bir Müslüman kalkıyor, ayağa kalkıyor ve elini kaldırıyor, diyor ki ey Ömer diyor, seni ne dinliyoruz ne de itaat ediyoruz. Hazreti Ömer alın bunu götürün kellesini vurun demiyor, bakın. Ne yapıyor, ne diyor? Lütfen dikkat edin. Kardeşim, niçin dinlemiyorsun, niçin itaat etmiyorsun? Cevap olarak o itiraz eden Müslüman diyor ki, geçenki savaşta elde edilen ganimetlerden kumaşı bizler arasında dağıttın. Biz götürdük, evde ölçtük, biçtik, kendimize bir elbise çıkaramadık. Ama bakıyorum ki sen bu efendim uzun boyunla, bu cüssenle kendine bir elbise diktirmişsin. Demek ki sen adil davranmamışsın, bizden fazla almışsın. Seni ne dinliyoruz ne de itaat ediyoruz diyor. Öyle deyince Hazreti Ömer oğluna diyor ki, cemaatteymiş oğlu. Oğlum diyor, kalk diyor, bu Müslümanlara bu elbisenin hikayesini anlat ki bu yanlış anlayışı böylece bertaraf edelim diyor. Hazreti Ömer'in oğlu kalkıyor ve diyor ki ey Müslümanlar, sizin düşündüğünüz gibi babam asla adaletsizlik yapmadı. Bizler de sizin gibi eşit miktarda kumaş aldık. Eve gittiğimizde ölçtük, biçtik, her birimize ayrı ayrı bir elbise çıkmıyor. Ben babama dedim ki, baba sen müminlerin emirisin, halifesin, ben hakkımdan feragat ediyorum, benim kumaşımı da ilave edelim ve sana bir elbise diktirelim dedim ve böylece babama bir elbise diktirdik, ikimizin kumaşını birleştirdik. İşte bu elbisenin hikayesi böyle oldu. O zaman bakın, o itiraz eden Müslüman ne diyor biliyor musunuz? Ey Ömer, şimdi konuş, seni dinliyoruz ve sana itaat ediyoruz diyor. İşte Ömer, işte Hazreti Ömer'in adaleti. Muhterem Müslümanlar, bu asırda, bu yaşadığımız asırda böyle bir devlet başkanına, böyle bir idareciye ihtiyacımız yok mu? Elbette var. İnşallah Allah Teala bizlere
bizlere adil olan amirler, adil olan devlet başkanları nasip eder. İnşallah bu konuda bizler dürüst olalım, doğru olalım, adaletli olalım ki Allah Teala bizim layık olduğumuz adil olan kişileri başımıza nasip etsin inşallah. Muhterem Müslümanlar, bugünkü sohbetimin konusu, yeni gelenler için tekrar ifade edeyim. Allah kimleri sever diye bir soru sorduk ve bu soruya Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle cevap arıyoruz. Önce Allah Teala muhsin olan kullarını sever dedik, ayetlerle açıkladık. Daha sonra Allah Teala muttaki kullarını sever dedik, ayetlerle açıkladık. Üçüncü olarak Allah Teala adil olan kulları sever dedik, ayetlerle açıkladık. Dördüncü olarak değerli müminler, Allah Teala günahlarından, hatalarından dolayı tövbe eden ve Allah'a yönelen, tövbe eden kullarını sever. Bakınız yine Kur'an-ı Kerim'den sizlere ayetler örnek olarak vereyim. Bakara suresi 222. ayeti kerime, yine Tövbe suresi 108. ayeti kerimelerde Allah Teala şöyle buyuruyor: İnna Allaha yuhibbut tevvabine ve yuhibbul mutatahhirin. Şüphesiz ki Allah hatalarından, günahlarından dolayı tövbe eden ve günahlarından arınan, temizlenen kulları sever. Yine Tövbe suresi 108. ayeti kerimede Vallahu yuhibbul mutahhirin buyuruyor. Şüphesiz ki Allah günahlarından arınan, temizlenen kullarını sever. O halde değerli müminler, şunu ifade edelim ki biz bir insanız. İnsan olarak beşeriz ve beşer hata yapabilir, günah işleyebilir. Hatasız kul yok. Her birimizin mutlaka az veya çok, büyük veya küçük günahlarımız var, hatalarımız var. Peygamberler hariç bütün insanlar hatalı. Ve nitekim bu hakikati Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ifade ediyor: Kulli ibni Adem hattaun ve hayrul hattainehumut tevvabun. Bütün Ademoğlu hatalıdır. Hatalı kulların en hayırlıları ise hatasını bilip, pişman olup hemen tevbe eden, Allah'a yönelendir. O halde değerli müminler, bakın içinde bulunduğumuz bu Ramazan ayı öyle mübarek bir ay ki bu ayın temel özelliklerinden bir tanesi de evet, Allah'ın mağfiretinin, Allah'ın bağışlamasının inanan insanların üzerine sağanak sağanak yağdığı, tevbe ve istiğfarın Allah tarafından çok kabul edildiği bir aydır. O halde bu fırsatı değerlendirelim ve günahlarımızı hatırlayalım ve işlediğimiz günahlardan dolayı nasuh tevbesiyle Allah'a tevbe edelim, Allah'a yönelelim. Allah'ın bizi bağışlamasını dileyelim ki Allah Teala gafur ve rahimdir. İnşallah bizi de bağışlar. O halde Allah'ın sevdiği kullardan olmak istiyorsak yaptığımız hatalarda, günahlarda ısrar etmemeliyiz. Yaptığımız işin, söylediğimiz sözün Allah'ın emrine aykırı günah olduğunu öğrendiğimiz an hiç vakit kaybetmeden hemen tövbeye sarılmalıyız. Allah'a yönelmeliyiz. Allah'tan af ve bağışlanma dilemeliyiz. Nitekim bu ayda çok önemli bir gece var biliyorsunuz. Değil mi? Hangi gece o? Kadir gecesi. Kadir gecesi ki inna enzelnahu fi leyletil kadr buyuruyor Allah Teala Kadir suresinin 1. ayetinde. Şüphesiz ki biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik buyuruyor. Kadir gecesi Allah katında o kadar değerli bir gece ki bakınız o gecenin faziletini Allah Teala bu surenin ayetinde şöyle açıklıyor: Leyletül kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlı olan bir gecedir.
1000 ay hesapladığımız zaman yaklaşık olarak 84 yıl ediyor. Adeta bir insanın ömrü. Demek ki bir gecede eğer Allah'ın rızasına uygun ibadet edersek, davranışta bulunursak, Allah Teala bakın sanki 1000 ay ibadet etmiş gibi sevap kazanmamıza vesile oluyor. Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimize şu soruyu sormuş. Demiş ki: "Ey Allah'ın Resulü, eğer ben Ramazan ayında Kadir gecesine rastlarsam Allah'a nasıl dua edeyim? Nasıl yöneleyim? Allah'tan niyazda bulunayım?" Peygamber Efendimiz ona ve bizlere şu duayı yapmamızı tavsiye ediyor. Arapçasını söyleyeyim önce. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Tekrar ediyorum. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Türkçesi: Ya Rabbi, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle. Çoğul sigasıyla dua edecek olursak: Ya Rabbi, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Dolayısıyla değerli müminler, işte bu mübarek ayda, bu mübarek ayda ve Kadir gecesinde bol bol Allah'a dua etmeliyiz. Allah'tan niyazda bulunmalıyız. Allah'a tövbe ve istiğfarla yönelmeliyiz. Yine Hazreti Ömer'den bir olayı sizlere aktarmak istiyorum. Hazreti Ömer'in halife olduğu dönemde bir deprem oluyor. Deprem olurken, yer sarsılırken Hazreti Ömer hemen yere kapanıyor, secde ediyor ve Allah'a dua ve niyazda bulunuyor ve şöyle dua ediyor. Ya Rabbi diyor, şayet benim hatalarım sebebiyle bu deprem oluyorsa Ya Rabbi senin bağışlamanı, senin affını dilerim diyor. Bakınız, bakınız Hazreti Ömer bize işte en güzel örnek oluyor. Demek ki değerli müminler, başımıza gelen bela ve musibetler karşısında inanan bir insan olarak, Müslüman olarak ne yapmalıyız? Hemen kendimizi muhasebeye çekmeliyiz. Acaba bu bela ve musibet benim daha önce işlediğim bir günah sebebiyle mi başıma geldi, başımıza geldi diye kendimizi ne yapmalıyız? Sorumlu tutmalıyız. Acaba bu depremde, bu sel baskınında veya bu rahmetin az olması, karın kışın yoğun olmaması, bu türlü bela ve musibetleri kendimiz şöyle düşünüp de kendimizi muhasebe ediyor muyuz? Bu yıl mesela Nevşehir'de kış fazla olmadı. Kış olmayınca, kar olmayınca elbette ürünler az olur. Veya birkaç gün önce kar yağdı ve bütün kayısı dalları ne yaptı? Açmıştı, hepsi kurudu, hepsi soğuk kaldı. Acaba hiç düşünüyor muyuz değerli müminler? Acaba bizim bir hatamız, bir günahımız sebebiyle mi Allah Teala bu musibeti, belayı bize verdi diye? Allah'a yöneliyor muyuz? Tövbe ve istiğfar ederek, Allah'a tövbe ve istiğfar ederek Allah'a yöneliyor muyuz? Yönelmeliyiz. Evet. Yine değerli müminler, bakınız, Allah Teala kimleri sever diye bir soru sorduk. Bu soruya Kur'an-ı Kerim ışığında cevap arıyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimizde Allah sabreden, sabırlı kullarını sever. Nereden anlıyoruz? Bakınız, Âl-i İmrân suresi 146. ayeti kerime. Ayeti kerimelerin ayet numarasını veriyorum ki belki bir tarafa kaydedip sonra bu ayetleri inceleyen, okuyan, araştıranlar olabilir. Tefsirlere bakabilir. Çeşitli kitaplara bakabilir. Bu ayetleri daha da ayrıntılı olarak inceleyebilir. Evet, bakınız, Âl-i İmrân suresi 146. ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Vallahu yuhibbus sabirin. Şüphesiz ki Allah sabreden kullarını sever. Değerli müminler, bizim bu dünyadaki hayatımız
sürekli aynı seviyede olmaz. Aynı şekilde devam etmez. Bazen sağlığımız, sıhhatimiz yerinde olur. Bazen hastalanırız, hastalık başımıza gelir. Bazen fakir oluruz, belirli bir süre sonra çalışırız, gayret ederiz, zengin oluruz. Veya zengin iken Allah Teala bir bela musibet verir. Mesela bakın, o depremde evini, iş yerini kaybeden ve tamamen her şeyini kaybedip fakir duruma düşen insanlarımız oldu. Yiyecek, içecek bir çorbaya muhtaç olan insanlarımız oldu. Dolayısıyla insan malına, servetine güvenmemeli. Anında Allah isterse o malı, serveti alır. Dolayısıyla ne yapmalıyız? Bu başımıza gelen bela ve musibetler karşısında sabretmeliyiz. Sabretmeliyiz. Sabır, sabır kurtuluşun, felaha ulaşmanın, başarının en büyük anahtarıdır. Dolayısıyla hayatımızın çeşitli zamanlarında sabra çok fazla muhtacız. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bize en güzel örnek olduğu gibi sabır konusunda da bize güzel örnek olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevdiği, en faziletli peygamberi olmasına rağmen başına birçok bela ve musibet gelmiş ve özellikle Mekke'de müşrikler tarafından birçok eza ve cefaya maruz kalmış. Öyle değil mi? Uhud Savaşı'nda mübarek dişi kırılmış, yüzü yaralanmış, Taif'te taşlanmış. Ama bu efendim bela ve musibetler karşısında davasından asla vazgeçmemiş. İslam davasına devam etmiş azimle, sabırla ve ne yapmış? Sabretmiş ve Allah'tan yardım dilemiş. Nitekim Allah Teala bir ayette, Bakara suresinde geçen bir ayette İsta'inu bis salati ve salah diyor. Allah'tan namaz kılarak ve sabrederek yardım dileyin diyor. Dolayısıyla değerli müminler, bizler de başımıza gelen bela ve musibetler karşısında sabretmeliyiz. Sabra sarılmalıyız. Eğer sabredersek Allah Teala sabreden kullarını sever ve o bela ve musibetleri başımızdan def eder inşallah. Evet değerli müminler, yine Allah kimleri sever sorusuna cevap arıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimizde yine Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresi 159. ayeti kerimede yüce Rabbimizin şöyle buyurduğunu görüyoruz. İnnallâhe yuhibbul mütevekkilîn. Allah Teala kendisine inanan, kendisine güvenen ve kendisine tevekkül eden kullarını sever. Allah Teala mütevekkil olan kullarını sever. O halde değerli müminler, Allah'ın sevdiği bir kul olmak istiyorsak, Allah'ın razı olduğu bir mümin, Müslüman olmak istiyorsak ne yapmalıyız? Allah'a imanımız kuvvetli olmalı. Allah'a güvenmeliyiz, Allah'a tevekkül etmeliyiz. Ancak birçok İslami kavram, Kur'ani kavram günümüzde insanlarımız tarafından yanlış anlaşıldığı gibi bu tevekkül de maalesef günümüzde yanlış anlaşılıyor. Tevekkül, değerli müminler, çalışmayı terk edip, okumayı, araştırmayı, çalışmayı terk edip Allah'a tevekkül ettim diyerek Allah'tan istemek değildir. Tevekkül nedir? Tevekkül, bir kul olarak, bir Müslüman olarak, bir insan olarak üzerimize düşen her türlü vazifeyi yerine getirmek, yapmamız gerekeni yapmak, yaptıktan sonra da Allah'a iltica etmek ve Allah'a güvenmek ve Allah'tan istemektir. Duayı da biz yanlış anlıyoruz. Dua iki çeşittir. Birincisi fiili dua, ikincisi de kavli dua, sözlü dua. Biz sadece sözlü dua ediyoruz ve ondan sonra da istediklerimiz gerçekleşmiyor veya Allah Teala duamızı kabul etmiyor. Neden? Çünkü
bir Müslüman olarak, bir insan olarak önce fiili dua yapmalıyız. Üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeliyiz. Vazifeyi yerine getirdikten sonra Allah'a sözlü olarak dua etmeliyiz. Allah'a iltica etmeliyiz. Bir örnek verecek olursak, basit bir örnek, herkesin anlayabileceği. Bir çiftçiyi düşünelim. Çiftçi ne yapacak? Fiili olarak, fiili dua olarak tarlasını zamanında sürecek. Tarlasını zamanında gübreleyecek, tohum atacak. Efendim, gerekli işlemleri yapacak. Vazifesini yaptıktan sonra elini açacak. Ya Rabbi, ben vazifemi yaptım. Ya Rabbi, bu tarladaki ektiğim bu ürünlere bereket ver ve Ya Rabbi bana hayırlı mahsuller ihsan eyle diye dua edeceğiz. Böyle yaparsak Allah Teala o zaman bize bol bol nimetler verir. Bereketli nimetler verir. Ama biz ne yapıyoruz? Vazifemizi yapmıyoruz. Tekrar yine aynı olaya geleceğim, depreme geleceğim. Ne yapıyoruz? Bakın Allah Teala ibret almamız için bize bir şey gösterdi. İbret alın ve bundan sonra kendinizi düzeltin diyor. Yani yaptığınız binaları fay hatlarının üzerine yapmayın diyor Cenab-ı Allah. Yaptığınız binaları sağlam yapın diyor. Eğer bundan ibret alıp da gereğini yerine getirmezsek Allah muhafaza yeni bir depremde yine aynı felaketlere maruz kalırız. O halde değerli müminler, bizler Allah Teala'nın bize vermiş olduğu çok önemli bir nimet var. Akıl nimeti. İşte o aklımızı iyi kullanmalıyız. Aklımıza ışık tutan bir kitap göndermiş Cenab-ı Allah. Hangi kitap? Kur'an-ı Kerim. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla aklımızı kullanmalıyız ve Kur'an-ı Kerim'i çok okumalıyız. Ama sadece Arapça ifadeyi okuyarak geçmemeliyiz. O ayetlerde Allah Teala bize neyi emrediyor, neyi yasaklıyor, anlayarak, düşünerek okumalıyız. Ve anladıktan sonra da ibret almalıyız ve hayatımızda Kur'an-ı Kerim'de bize sunulan ilkeleri hayatımızda uygulamalıyız. Eğer böyle yaparsak o zaman Allah Teala bize yardım eder ve Allah'ın sevdiği ve razı olduğu kullardan oluruz inşallah. Şöyle bir soru sorsak bugünkü Müslümanlara, ey Müslümanlar, bu Kur'an-ı Kerim sizin hayatınızın neresinde diye sorsak, cevap olarak sadece ibadet ve duada kullanıyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Halbuki değerli müminler, Kur'an-ı Kerim sadece ibadet ve dua kitabı değil. Evet, elbette Kur'an-ı Kerim'in surelerini, ayetlerini kıldığımız namazlarda, efendim yaptığımız dualarda kullanmalıyız. Ama Kur'an-ı Kerim sadece dua ve ibadet kitabı değil. Peki Kur'an-ı Kerim nasıl bir kitap? Kur'an-ı Kerim biz insanların, biz Müslümanların hayatına yön vermesi, hayatına ışık tutması için Yüce Allah tarafından vahyedilmiş, indirilmiş bir yüce kitap. Yani daha anlaşılır bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim hayatımızın her yönüne ışık saçıyor. Sadece duada, ibadette değil. Bakın örnek vereyim. Kur'an-ı Kerim ailemizde bir erkeğin, bir aile reisinin hanımına karşı vazifelerini anlatıyor. Karı koca arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Kur'an-ı Kerim çocukların anne babasına karşı görevleri, vazifelerini anlatıyor. Hatta bakın Kur'an-ı Kerim'de bir ayette bir çocuğun anne babasının yatak odasına nasıl girmesi gerektiğini, adabını öğreten ayet var. Bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Peki Kur'an-ı Kerim, aynı zamanda içinizden ticaretle meşgul olan insanlarımız var. Esnafımız var, tacirimiz var. Kur'an-ı Kerim ticarette nasıl davranmamız